bir karşılaşma olacağını biliyorduk. Yine Sörloth harikalar yaratarak bugünkü maçın kahramanlarından biri oldu ve 90 dakikanın sonunda 2-1'lik skorla galip geldiniz. Neler söyleyeceksiniz Sayın Sağaroğlu? Galip geldiğimiz için bir kere çok mutluyum. Bütün oyuncu arkadaşlarımı hepsini tebrik ediyorum. Taraflara da çok güzel bir oyun sergilettik. İnsanlar futbola da doydu. Futbolun bütün gerekleri hepsi içerisindeydi. 3 puan aldığımız için de çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Tabii haftaya Beşiktaş maçı var. Sarıkarsan'ın da 6 oyuncunuz vardı. Obi Mikel maçın sonlarına doğru gördüğü kartla cezalı duruma düştü. O maçla ilgili neler söyleyeceksiniz? Vallahi bütün maçlarımız zor. Bütün maçlar zor. Beşiktaş'ta tabii gücü belli. Deplasmanda olacak olduğumuz bir maç. Hafif almamak lazım. Trabzonspor'un gücüyle beraber bütün elimizden geleni ortaya koymak lazım. Obi yoksa diğer alternatif oyuncularımız var. Bunlar futbolun içerisinde var. Dolayısıyla yarın bir başkası yine sarı kart görecek. Bunlar olacak. Bizim takım sadece 11 kişi değil. Dolayısıyla o bir olmazsa onun yerine Abdülkadir'imiz var, Doğan'ımız var. Diğerlerini oynarız. Uzun bir aranın ardından ilk kez liderlik koltuğunda bir maç eksiğine rağmen Trabzonspor oturuyor. Bu çok önemli bir başarı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii ki mutluyuz. Lider olmak güzel bir şey. Keyfini çıkartmamız lazım. Ama maç maç devam etmek lazım. Şu anda işte bitmiş değil. Daha çok uzun süre var ileride. Şimdiden bir şey söylemek doğru değil. Ama her maça 3 puan için çıkacağız. Son olarak taraftarı da sorayım. Bugün olağanüstüydüler yine stadyumda. 12. adam görevini gerçekten yerine getirdi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biz de onlara iyi futbol seyrettiğimiz için de çok mutluyuz. Bütün camiamıza armağan ediyoruz. Çok çok teşekkürler Sayın Sağaroğlu.